Birini Tayyip Bey kullanıyor, bir tanesini Devlet Bey kullanıyor. İkisinin kablosunu takip edin, saraydaki bir odaya çıkıyor. O yüzden biz onlar istedi diye kavga edecek değiliz. Onların hakaretlerine cevap verecek değiliz. Onların seviyesine inecek değiliz. Maazallah çıkarken vurgun yeriz. Ama biz onlara rağmen bu memleketin gerçek sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Bizim derdimiz emeklilerin hesaplarına yatan aylık. Bizim derdimiz yoksulların mutfağında tencerenin kaynayıp kaynamadığı. Bizim derdimiz cüzdandaki yangın, pazardaki yangın, marketteki yangın, mutfaktaki yangın. Bizim derdimiz asgari ücretlinin geçim sıkıntısı. Bizim derdimiz imkansızlıklardan ötürü evladına yurt verilemeyen, yüksek fahiş kiralardan dolayı evladının barınma sorununu çözemediği için kaydı dondurup evladını memleketine geri getiren ananın babanın derdi. O yüzden biz Recep Tayyip Erdoğan'la, onun üslubuyla değil ama Recep Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumunun, RTÜK'ün ortaya koyduğu rakamlarla, o hileli rakamların yansımadığı zamlar yüzünden kuş kadar kalmış maaşlarla ve geçim sıkıntısıyla meşgul olmanın, bunları dile getirmenin peşindeyiz. TÜİK'in rakamları doğru değil ama farz edelim ki doğru olsun, o rakamlarla bile durumun ne kadar içler acısı olduğunu görmek, göstermek, anlamak gerekiyor. Basit basit anlatmaya, yalın olarak anlatmaya, ifade etmeye devam edeceğim. Bu Türkiye'deki gelir durumu. Bütün dünya ülkelerdeki gelir durumlarını 5 kategoriye ayırarak inceler. Ve bir ülkenin ne kadar gelişmiş olduğu, gelir adaletinin ne durumda olduğunu bu tablodan görürsünüz, bakarsınız. Burası Türkiye'nin en yoksul %20'si. Burası en zengin %20'si. En yoksulların içinde kim var? Burada sosyal yardımı olmayanlar var. Yaşlılık aylığı alanlar var. Dul ve yetim aylığı alanlar var. Evde bakım maaşı alanlar var. Hiç geliri olmayanlar var. Tek asgari ücretle geçinmek zorunda olan çok nüfuslu ailelerin bireyleri var. Ve en düşük emekli maaşını alanların bir kısmı burada, bir kısmı burada. Burada asgari ücretliler ve asgari ücretin hemen üstünde maaş alanlar da ikinci ve üçüncü kategoride. Burada bildikleriniz var. Burada tuzu kurular. Burada godamanlar. Bunlar vergiyi öyle maaşını bankamatikten çekmeden kesilenler değil de canı isterse vergi ödeyenler var. Burada teşvik alanlar var. Bunda kayrılanlar var. Burada yüksek gelir grubu var. Bu rakam 2022 yılı için en yoksul %20 gelirin %5.9'unu alıyor. En zenginler 49.8, tam yarısını alıyor. Bu tablo dünyada eşi benzeri görülmemiş bir adaletsizlik tablosu. Hele hele rejimin adı demokrasi ise, yani başınızdakiler silah zoruyla bir hanedanı elinde tutup da sizi aç sefil geçindirip kendisi bütün varlıkları elinde tutmuyorsa, demokrasilerde böyle bir tablo yok. Ama Recep Tayyip Erdoğan eliyle, Adalet ve Kalkınma Partisi eliyle en zengin %20 toplamın yarısını alıyor. Kalan %80'e bunu aranızda paylaşın diyor. Orada da en düşük gelir durumuna %6'nın bile altındaki bir pay düşüyor. Bu hesap geçen seneye göre bile 1.8, 10 yıl öncesine göre 3.9 puan daha yoksulların aleyhine gelişti. Yani neymiş, ne demekmiş? Recep Tayyip Erdoğan 21 yıllık iktidarı boyunca gelmiş ve zenginden almış, yoksula vermiş demeyi isterdik. Öyledir ya, öyle yapılması gerekir ya siyaset.
Zenginden vergi toplayıp yoksula vermen lazım ya. Bu tam aksine yoksuldan almış zengine vermiş. Az gelirliden almış üst gelir grubuna vermiş. Emekliden almış saray danışmanlarına vermiş. Asgari ücretliden almış 3-4 maaş alıp doymayanlara vermiş. Esnaftan alıp faizcilere, ücretlilerden alıp servet sahiplerine vermiş. Ve geçtiğimiz hafta burada grup başkan vekillerimizin gözünün içine bakarak onlardan bir talebimizi, bir talimatımızı iletmiştik. Dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi grubu bu 7500 lira olan en düşük emekli maaşı arttırılacak. Bunu 10.000 lira yapmayı düşünüyorlar. Oysa bizim teklifimiz en az asgari ücret kadar olsun. 17.002 lira olsun. Bunun takipçisi olun demiştik. Zira Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde bir en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani bugünkü hesapla 25.000 lira olması lazım. 7.500 lirayı 10.000 yapıyorlardı. CHP grubu hiç olmazsa asgari ücret olsun diye önerge verdi, teklifini verdi, arkasında durdu. Bu gruptaki milletin seçtiği milletvekilleri 17.000 liraya el kaldırdılar. O çok milliyetçi olan Milliyetçi Hareket Partisi, çok muhafazakar mahallelerden oy alıp onların yoksulluğunu muhafaza edenler, kendi varlıklarını muhafaza edenler ret oyu verdiler. Bizim grubumuz halkın vekilleri yetmez ama 17.000 lira olsun dedi. Onlar 10.000 lira emekliye yeter dedi. Emekliye şimdilik 17.000 lira en düşük emekli maaşı olsun. İlerleyen dönemde en düşük emekli maaşı 25.000 lira olsun diyen halkın vekillerine sizlere helal olsun. Milletimiz görüyor. Onlardan, yoksullardan oy alıp 10.000 liraya el kaldıranlara da yazıklar olsun. Devam edin arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi grubu. İnançla, gayretle devam edin. Doğruları savunmaya devam edin. Doğrulardan yana el kaldırmaya devam edin. Yoksuldan yana, emekliden yana, emekçiden yana, düşük gelir grubunda olanlardan yana olanlara el kaldırmaya, destek vermeye devam edin. Bu halk, bu millet kendisinin yanında olanı da başkalarının yanında olup kendisinin emeğini sömürenleri de görüyor. Sizin bu gayretiniz eninde sonunda ama sandığın başına gidince karşılığını bulacak. Bu millet kendisini aç sefil bırakanlardan, yoksul bırakanlardan ve sandıkta oy alıp mecliste sırtını dönenlerden hesap soracak. Ona yüzünü dönen sizlere gereken desteği verecek arkadaşlar. Siz devam edin. Toplumun büyük çoğunluğu yoksullaşmaya devam ederken biraz önce söyledim, sarayda işler yolunda. Bu hesap her geçen gün daha trajik bir hal alıyor. Sarayın bir günlük maliyeti 33.6 milyon lira. Hani 6 sıfır atıldığı için bu 33.6 milyon normal bir para gibi algılanıyor olabilir. Eski parayla milyar da değil, trilyon lira. Eski parayla 33.6 trilyonu bir günde harcıyorlar sarayda. Ve saatlik harcaması 1.4 milyon lira, bir dakikada 20